Misin? Teşekkür ederim Hasan abi. Allah razı olsun. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Hamdolsun. Çok şükür. Hamdolsun. Şükürler olsun. Şeydesiniz değil mi abi? He. Açtım. Zekainin şey dedin ya. Zekanın rüyası abi. Bir iki noktayı nazarım vardı. Bakayım doğru mu çalıştım diye de size noktayı nazarlarımı sunayım diye abi. Merak ettim. Açtım kitabı. Peki daha önce burayla alakalı noktayı nazarınız oldu mu? Mutlak olmuştur ama yani konu, şey anlatırken belki onları gelir şeye Tamam. bir çalışmıştık ama bu Ahmet Koçoğlu da çalışmıştı buna. O Zeytinburnu döneminde bu biraz çalışmışlardı. Öyle hatırlıyorum. Şimdi merak ettim bakayım neler bulmuşsun. Ben şimdi buradaki abi, şimdi rüya olduğu için misal alemini yani maziyle müstakbeli beraber bakmak gerekiyor. Bu rüya olduğu için buradaki tabirlerin hepsi teşbih ve temsil. Bunlarla anlatılmak istenen bir şey var. Külliyattan hemen hemen hepsini okudum ben buradaki ifadeleri. Allah Allah, hepsini okudun. Bir bakayım, hemen hemen okudum yani. Nadirattandır. Şimdi ben noktayı nazarları söyleyeceğim abi. Ha, çok merak ettim şimdi. Şimdi Üssü Hazretleri mektubatta rüyayı üçe ayırıyor Hasan abi. He, üçe ayırıyor. Rüyayı üçe ayırıyor. Birincisi ve ikinci nevi rüyalar yani manası varsa da ehemmiyeti yok diyor. Birincisi mizacın inhirafından kuvve-i hayaliye şahsın hastalığına göre tergibat ve tasvirat yapar diyor. İkincisinde de gündüz veya daha evvel hatta bir iki sene evvel aynı vakitte başına gelen hadiseyi düşünüyor. Bu sefer hayal onu tasvir yapıyor, tatil ediyor. Evet. Üçüncü bir kısım rüya var ki buna rüyayı sadıka deniyor. Şimdi rüyayı sadıka ikiye ayırıyor. Bir peygamberimizin görüldüğü rüyalar buna şeytan karışamadığı için rüyayı sadıka denmiş. Bir de Hüsnü Hazretleri rüyayı sadıkanın insandaki mahiyeti insaniyedeki Latife-i Rabbaniye'nin şehadet aleminde dolaşan duyguların kapanmasıyla, durmasıyla bu Latife-i Rabbaniye'nin alemi gayba karşı bir münasebet menfez bulduğunu ve ileride o menfezden başına gelecek hadiselere baktığını söylüyor rüyayı sadıkayı izah ederken abi. Şimdi bu Zekai'nin rüyası o rüyayı Sadıkaya anlatmış olduğu yerdeki gibi sadık bir rüya. Şimdi rüyaların tabiri ve tevhili var. Ben şimdi başlıyorum abi. Zekai'nin rüyası. Bu sabah rüyamda İstanbul'un Tophane sahiline benzer saf ve berrak bir deniz kenarındayım. Kuşluk zamanında olduğunu zannettiğim güneşin ziyası o deryayı azimin üzerinde hoş parıltılar husule getiriyor. Ben deryaya müteveccihim. Şimdi buraya kadar baştan alıyorum Hasan abi. Tamam. Şimdi İstanbul'un Tophane sahiline benzer bir deniz kenarındaymış abi. Tamam. Şimdi o deniz Risale-i Nur oluyor Hasan abi. Deniz. Deniz Risale-i Nur. Kuşluk zamanı dediği ahir zaman Hasan abi. Güneşin ziyası o deryayı azimin üzerinde hoş parıltılar husule getiriyor ya. Evet. Güneşin ziyası dediği Cenab-ı Hakk'ın evsaf-ı ilahiyesi abi. Risale-i Nur'un üzerinde hoş parıltılar husule getiriyor. Ben deryaya müteveccihim. Ben Risale-i Nur'a müteveccihim, yani denize müteveccihim dedi ya abi. Evet. Şimdi yukarıda deniz kenarında derken burada niye derya dedi? Şimdi denizin bir haddi hududu varken o denizin üzerinde gözüken Allah'ın evsaf-ı ilahiyesinin haddi hududu yok ya. Bu yüzden derya dedi yani. Güneşin ziyası demesi Cenab-ı Hak o deryayı azimin üzerinde hoş parladı. Mesela bir ikinci şua, bir yedinci şua, bir 33. söz. Ondan sonra bir 22. söz. Bir 25. söz. Yani bunlar güneşin ziyasını anlatıyor abi. Güneşin ziyası
Risale-i Nur denizinde hoş parıltılar huzure getiriyor. Peki yukarıda İstanbul'un Tophane sahili dedi değil mi? Evet. He. Şimdi İstanbul'un Tophane sahilini abi Fatih Sultan Mehmet oraya Tophane demiş. Orada toplar yapılıyormuş yani Hasan abi. Evet. Ve şu anda orada sergileniyor. Toplar da sergileniyor. Evet, orada Tophane-i Amirane binası var abi. Şimdi üniversite olmuş gerçi orası ama. Şimdi İstanbul'un Tophane sahiline benzer dediği için yani İstanbul Kur'an oluyor abi. Tophane sahiline benzer. Yani Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan şüpheler, vesveseler, tenkitlerin cevap verildiği, üretildiği silahlar, toplar yapılan bir kıyıdaymış abi. İstanbul'a Kur'an mı dedin? Evet abi. Niçin öyle dedin? Çünkü Risale Hazretleri Risale'den İstanbul toplaması yaptı. İstanbul'a 3-4 tane mana veriyor abi. Ne diyor? Mesela İstanbul cennet olduğunu söylüyor abi lemalarda. Yani ondan sonra alemi İslam'ın merkezinin olduğunu söylüyor mektubatta İstanbul'un abi. Yani alemi İslam'ı merkezi olan bu hükümette tekkeler ve zikâhaneler arkasında yapılan o zikirler, fikirlerin tuttuğunu söylüyor. İstanbul'u İslamiyet'in merkezi olduğunu anladım. Ve şehadet aleminin cenneti olduğunu söylüyor abi açık olarak yani. Külliyatta var yani lemalarda ve mektubatta. İstanbul'un Tophane sahiline benzer diyor ya abi. Yani Tophane de çünkü bu rüya olduğu için şehadet aleminde buna bir mana vermek gerekiyor. Yani Kur'an'a yapılan hücumlar, vesveseler, edilen medar-ı tenkitlere üretilen cevap verilen efendim risaleler var ya abi. onu kastediyor yani. Şimdi o deniz Risale-i Nur Hasan abi. Deniz. O ben o güneşin ziyası o deryayı azimin üzerinde hoş parıltılar huzure getiriyor ya. Bu efsaf-ı ilahi yani o deniz Risale-i Nur o denizin üzerinde hoş parıltılar Risale-i Nur'un eserleri yani. Burada hani hatırlarsanız Kastamonu Laikası'nda 42'lik top gibi atabilirsiniz diyor değil mi abi? Evet evet. Yani Risale-i Nur'un eserleri ehli küffarı, ehli dalalete karşı yeni eserler çıkıyor. Top gibi abi bunlar. Tophane demesi ondan kasıt yani. İstanbul Kur'an oluyor bu manada yani. Evet diyor yani şu parçalar şuraya kadar şu evet. şu parçalar bir yere evet. gelirse 42'lik top gibi. Top gibi atabilirsiniz diyor. Evet. Şimdi ben deryaya müteveccihim derken Risale-i Nur'a müteveccihmiş Hasan abi o. Zekai abi. Şimdi asıl bundan sonra tabir başlıyor. Denizin orta ve cenubu tarafından yüze yüze sahile gelen bir genç omuzundaki bir sabanı sahile çıkardı. Şimdi denizin orta ve cenubu diyor ya abi. bunu şimdi biz hem lügat manada alabiliriz ama rüya olduğu için bir tabir ve tevil etmemiz gerekiyor. Hem de teşbih ve temsil olarak alabiliriz. İkisine de bakacağız. Şimdi denizin orta ve cenubu ne oluyor? Bunun bir manasını sayfa 281 bir açabilir miyiz abi? Lemalar 81 değil mi? 281. Evet 281. Tamam açtım oradayım. Şimdi saniyen diyor abi. Tamam. Saniyen bu uzak zannedilen üç hakikati İslamiye'yi kısa zihinlere yakınlaştırmak için bir temsille işaret edilir. Mesela bir hükümetin daire-i askeriyesi memleketin şarkında ve daire-i adliyesi garbında ve daire-i marifi şimalinde ve daire-i ilmiyesi cenubunda abi bir ve daire-i mülkiyesi ortasında abi. Şimdi deniz Risale-i Nur diye abi. Denizin ortası ve cenubu demese yani Risale-i Nur'un ilmi meselelerinin içinde abi.
Risale-i Nur daire-i mülke, Risale-i Nur bir devlet gibi ona sahip olmak yani. Risale-i Nur'a, ilmi meselelerine sahip olan, burada yüze yüze dünya abi. Mesela orta ve cenab-ı demesi burada söyledi. Risale-i Nur'un ilmi meselelerinde yüzen bir insan. Mesela ikinci şuada yüzen, yedinci şuada yüzen, 31. sözde yüzen, 32. sözde yüzen. Mesela 32. sözde 3 tane mevkıf var. Birinci mevkıf imanı billah, ikinci mevkıf marifetullah, üçüncü mevkıf muhabbetullah'ı anlatıyor. 31. sözle 32. sözün arasındaki en belirgin münasebet, 32. söz hakikat-ı miraçın geniş bir izahı. Hakikat-ı miraç, Zat-ı Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam kemalat mertebelerinde seyri sülükünden ibaretti. Peki o kemalat mertebelerinde seyri sülük etmesi ne demek? 32. sözde hususen 2. ve 3. mevkıfta bu tamamen izah edilmiş. O kemalat mertebelerinin ne oldu abi? Şimdi denizin orta ve cenubu dediği Risale-i Nur'un ilmi meselelerine sahip, bunlarda kulaç atan birisi Hasan abi. Bu yüzde yüze yani Risale'nin ilmi meselelerinin içerisinden evet bir sabanı sahile çıkaracak abi. Saban ne? Saban demek hani toprak sabanla sürüldükten sonra artık toprağın işlemi ondan sonra yapılıyor, başlıyor değil mi? Evet. Hatta evet. Bak, Kur'an-ı Kerim'e Bakara suresinin denmesinin bir hikmeti de saban manasındaymış. Bakara suresinin arkasından efendim diğer sureler geliyor Hasan abi. Şimdi Risale-i Nur'un ilmi meselelerinde kulaç atan, yüze yüze sahile gelen bir genç o meselelerden evet getirip sahile çıkarıyormuş yani abi. Ondan sonra orada bütün kardeşlerimize istikbal edilmekteler iken sahil boyunu takiben garttan dolu dizgin iki atlı geliyor. Üstad geliyor dediler. Yani sahilde böyle bir şey bekleniyormuş. Yani Risale-i Nur içerisinden evet ilmi noktada bir şeyler çıkıp sahile getirilecekmiş. Ve sahildekiler de bunu bekliyorlarmış yani. Sonra garttan dolu dizgin iki atlı geliyor, üstad geliyor demesi de yani şöyle abi, sözler sayfa 57'yi açabilir miyiz? Açayım Murat. 57. Evet. Açtım kardeş. 11. suret. Gel ey muannit arkadaş bir tayyareye, ya şarkı veya garba. Şimdi şarkı ve garbı tarif ediyor. Yani mazi ve müstakbele giden. Yani şark ve garp neymiş Hasan abi? Mazi ve müstakbelmiş yani. Hani dedi ya, garptan geliyor, şarka doğru gidiyor. Yani istikbalde, evet, müsaadetlerinin gözükmesi, bu kimsenin çıkarmış olduğu usul, tarzı, metodun, Risale-i Nur'un eserlerinin içerisinden onun tasdik manasındaymış abi. İstikbalden geliyormuş yani. İstikbalde tasdik edecekmiş müsaadetlerine onu. Şart ve garp demesi oymuş yani. Bir daha söyle bakayım o şeyi. Ne diyor? Elinde iki sahil boyunca takiben garptan dolu dizgin iki atlı geliyor. Sen evet. İki atlıyı mı söylüyorsun yoksa? Şimdi iki atlı demesi abi, birisi üstad ya, burada söylüyor. Nerede? Risale-i Nur'un şahsı manevisi olarak ben alıyorum burada yani. Üstad demesini. Çünkü üstadetleri kendisi söylüyor. Risale-i Nur size bir üstad, bir şahsı manevi olabilir diyor. Şimdi Risale-i Nur o gencin ilmi olarak Risale-i Nur denizinden çıkarmış olduğu o meselelere ne diyor? Onu onaylıyormuş abi. Ve onun yanında gözüküyormuş. Şark ve garp istikbal demekmiş yani. Garptan geliyor diye ya, bir garp istikbalmiş, şark maziymiş yani. O demin sözlerde okuduğumuz yerde. O zaman şöyle
bütünlemesine şöyle bir mana oluyor. Kur'an-ı Kerim'in tiryak misal ilaçlarının ve tophanesinin bir denizi olan Risale-i Nur'da birisi, evet, denizin yani Risale'nin eserlerinin ortasından ilmi meseleler çıkararak sahildeki yani talebelerinin nazarına sunacak, istikbalde gelen müsaadeti yani Risale'nin şahsı manevi ise, evet, o genci onaylayacakmış yani abi. Ha, gelecek hadiseler onu onaylayacak. Evet. Yani Risale-i Nur'un yani şahsı manevisi yani. Yani şahsi manevisi mi olacak o genç dediği? Şimdi o gencin çıkarmış olduğu saban var ya abi. Evet, gencin. O genç yani şahs mıdır, şahsi manevi mi? O genç bir şahıs abi. Yani küçük sarıklı genç gibi bir şey yani mektubatı. Yani onu şahsi manevi olarak alabiliriz yani. Ama burada bir genç dediği için şahıs olarak anlaşılıyor abi. Evet, şahsı zaten şahsı manevi de olmaz ki. Evet. Ama üstad demesi o Risale-i Nur'un şahsı manevisini kastediyor. Üstad derken abi. O genç de yani Risale-i Nur'un şahsı manevisi o gencin yüze yüze yani Risale-i Nur'un meselelerindeki vukufiyetiyle efendim Risale-i Nur denizinden çıkarmış olduğu İlmi, Cenup tarafından, Cenup ilmi temsil ediyormuş abi. Az önce okuduk 281'de. Evet, Cenup. Daire-i ilmiye dedi ya, Cenup'tadır dedi. Yani o gencin ilmi olarak Risale-i Nur denizinden sahile çıkarmış olduğu meseleler var ya, saban dediyor abi. Sapano. Evet, saban dediyor, ilmi meseleler yani. Onun arkasından gidilecekmiş. Ve Üssü Hazretleri istikbalde bunu onaylıyormuş abi. O gencin çıkarttığım Risale-i Nur'daki dersleri, ilmi meseleleri, evet. İlmi meseleleri ustad onaylayacak. Hadiseler de onaylayacak, anlaşılıyor. Evet. Yani ki bu bekleniyormuş. Üssü Hazretleri onu onaylıyormuş abi. Peki buradaki Zekai'nin rüyasında verilmek istenen mesajla şöyle anlaşılıyor ben kendi noktayı nazarımdan. Şimdi Risale-i Nur'a itirazlar oluyor veya da ehli imana yapılan itirazlar oluyor ya abi. Risale-i Nur'dan cevap veriliyor ya. Yani o zaman mesela hani söyleniyor bu nereden çıkarıldığı deniliyor ya abi. Yani bu Risale-i Nur'dan çıkarılıyor. Risale-i Nur'un ilmi meselelerinden çıkarılıyor. Tophane demesi de o yani. Karşı tarafa atılıyor. O zaman mesela sizin ehli imanın efendim kuvve-i maneviyesi noktasında yapmış olduğumuz dersler, noktayı nazarlar, ondan sonra sahile çıkarmış olduğunuz sabanlar oluyor abi. Öyle anlaşılıyor yani. Peki, bakan manası. Bir devam et bakayım bu izdiham, ondan sonrasını. Bu izdiham yarıldı. Hiç durmaksızın bu mühip yağız atlı esmer çehreli iki zat şarka doğru uzaklaştılar. Ben o deryaya dalmak üzere iken uyandım. Peki şark neydi Hasan abi? 281'e bakalım. Evet, şark. Daire-i askeriyesi memleketin şarkında diyor ya abi. Evet. Yani anlaşılıyor ki o ilmi meseleler böyle bir acaba askeriye devredilecek. Çünkü denizin ortası demesi daire-i mülkiye demekti. Daire-i mülkiye de devletin kendisiydi yani. Daire-i askeri. Şarka doğru uzaklaştılar demesi o ilmi meselelere askeriyeden de vakıf olacaklar manası çıkıyor yani. Askeriyeden zaten bir Hulusi ile omuz omuza verecek ve onu da geçecek bir şey çıkacak askeriyeden. Yani öyle, evet, şarka demesi o ilmi meselelerin askeriye de yayılacağını veya da savaş olacağını ama acaba ifade ediyor yani.
Bu ızdıram yarıldı hiç durmaksızın bu Muhip Yaz adlı. Ve çalıştın mı buna? Muhip Yaz adlı ve Esmer Çehreli. Muhit İkisi. abi yukarıda mesela şöyle bir mana oluyor. Yukarıda dolu dizgin demişti ya. Şimdi dolu dizgin neye gelir? Acelesi olan bir insan dolu dizgin gider. Atını böyle çok ileri sürer yani. Atın çok hızlı gelmesi dolu dizgin yani. Acelesi var, bir yere gidiyor, bir yere yetişecek. Evet. Yani şimdi dolu dizginken burada Yağız atlı demesi, Yağız da böyle sakin sakin yani gitmek. O zaman yani bir yukarıda o gencin söylediklerine hani sahilde duranlar acaba itiraz mı ediyorlardı? O itiraz edilmesin diye dolu dizgin iki atlı geldi hemen yani. Bu ızdıram yarıldı hiç durmaksızın bir şey bu Muhip Yaz attı. Yaz yani aheste aheste mi demek? Evet daha böyle yavaş giden dolu dizginden yani. İyi. Ve şöyle şimdi bu ilmi meseleleri o gencin sabanla sahile çıkardığını yani öyle anlaşılıyor. İtiraz olunca dolu dizgin atlı geldi ya üstadla beraber. Sonra Üstad Hazretleri hani baktı ki izdiham yarıldı. Yani o itirazlar kesildi. Oradan askeriye doğru gitti bir mana oluyor yani. Yani bu bir izdiham derken bir cemaat, Evet. azime bu yarıldı demek. Bunun içerisinden hedefine doğru. Yani bu cemaatin içinden cemaatin hedefine doğru böyle aheste ve teniyle bir Evet. şeye hedefe doğru gitmek. Şarka doğru şarka doğru askeriye doğru demek abi. Çünkü demin 281'de okuduk. Hükümetin daireyi askeriyesi memleketin şarkındadır diyor. Yani burada iki atlı geliyor. Ustad geliyor dediler. Aşağıda da o iki atlıyı tekrar şey yapıyor. Yağız atlı ve Esmer Çehreli iki zat. Yukarıda da iki atlı demiştim. Şöyle de bir mana olabilir. Şimdi ben bu rüyanın manasının şu an çıktığını düşünmüyorum Hasan abi. Tam böyle geniş manasıyla yani bu şehadet aleminde olduğunu düşünmüyorum. O daire-i ilmiyeden yani Risale-i Nur'dan ilmi olarak istifade eden Risale-i Nur'u program yapacak iki zat askeriyenin içerisindeler diye de bir mana oluyor yani o zaman. Yani askeriyeden çıkacak üç tane şahıstan bahsediyor ya, iman, hayat, şeriat. İman hizmetini Risale-i Nur yaptı. Hayat ve şeriat diyor. Bu da bir ordular lazım diyor Ustad. Yani hatta Alem-i İslam'ın istinadı lazım diyor. Şimdi hayat, cemiyet hayatındaki şiairi düzelteceğini söylüyor. Şeriat işte hukuk-ı İslami'yi muhafaza etmek güç ister diyor. 264 Emirdağ'dan söylüyorum bunları ezberde. Bu iki zat yani hayat ve şeriatın temsilcileri bunlar çıkacak. Şeriatın temsilcisi yani hukuk-ı İslamiye'nin korunması noktasında siyasinin dışında askeri güç gerekiyor. Askeriyeden gözüküyor. Nedir o? Şeriat. Hayat ise şair-i İslami'yi ihya edecek. Bunlara da yardım edecek bir tane de şey var. Küçük sarıklı genç var. O maneviyatıyla, dirayetiyle başka bir gücü yok onun. Çıkacak iki zat şarka doğru uzaklaştılar. Şark. Yani askeriye doğru. Evet, Şark 281 lemalarda bir daha bakayım. Bir daha bakayım. Daire-i askeriyesi memleketin şarkında. Askeriye doğru.
cemaatin içerisinden bir şey, bir âli bir temsilci ordunun içinde. Ondan sonra oraya gidiyor. Evet, toparlarsak demek ki İstanbul yani Kur'an'ın hakikatları, mucizesinin içerisinden çıkan Risale-i Nur, evet, ve onun içerisindeki mevzular, tophane. Evet. Ondan sonra oradayım diyor. Kuşluk zamanına ne demiştik? Hani ahir zaman. Ahir zaman demiştik. Sonra güneşin ziyası efsaf-ı ilahiye. Evet, deryaya. Ondan sonra şimdi bu korkunç bir karanlığa girdik. Bu derya yazımızdaki hoş parıltı nasıl olacak? Artık insanlık 13. sözde dibe vurdu. Evet. Artık tostladı yani. 13. sözde geçiyor. İlmi meselelerin de tezahüdüyle artık bu bir sürü hastalıklar, tükenmişlik sendromu, Ebola, AIDS, panik, psikoloji, yani Yecüc Mecüc bunların hepsi, insanlar çaresiz kalacak. Evet. Bir çare arayacaklar. Bu çare daha geçmişte uygulanmamış yeni bir yöntem olacak. Evet. Ve bu Risale-i Nur'dan çıkacak abi. Evet. Risale-i Nur'da içinden çıkacak bir yöntemle. Evet. Denizin orta ve cenubu demesi ilmi olmasıydı abi. Evet. Yani Risale-i Nur'da zahirde gözükmemiş ama şimdiye kadar belirli bir kısmı grubu korumuş, muhafaza etmiş, iman esaslarında tutmuş ama bu kadar kalmayacak. Evet. Bu Risale-i Nur'un içerisinden. Evet. Yani bu asrın yani Murat bildiğin gibi değil. Bu tüken. O yüzden deniz demiyor, derya diyor yani. Evet. Ne biliyor musun? Denizin şimdi bir haddi hududu varken deryanın haddi hududu yok yani. Evet. Ne diyeceğim biliyor musun? Evet. Yani zaaf-ı imandan tevellüt eden sari türlü türlü hastalıklar var. Evet. Yani şöyle, insanlık niye tostladı? Tostladı şimdi. Artık çıkış yok. Yani artık her yöntem denenmiş. Artık insanlar bitti. Bitti ya, bitti. Bunlara bir el lazım. Tutacak, o şeyden çıkartacak bir el lazım. Risale-i Nur'un içerisinden, Risale-i Nur'un hakikatları işte hoş parıltı husule getirecek. Ondan sonra bu hakikati topluma nasıl uygulayacaksın? Sen ne kadar ders yaparsan yap, ne kadar yan yaparsan yap, belirli bir sahaya kadar ulaştırırsın. Ondan ileri götüremez. Devlet gücü lazım. Ondan sonra devlet gücü lazım. Devlet gücünün de iki tane, bir siyasi, bir de askeriyedir. Siyasi. 163'ün tarifi de oydu. Şimdi iki tane çehreli şahıs, bir siyaset, siyasette çıkacak şahıs, şair İslam'ı ihya edecek. Askeriyeden çıkacak zat da hukuku İslamiye'yi, bu beynel İslam, alem İslam'ın birliği, İttihad İslam'a o hukuku yerleştirmesi için ordular lazım. Ehl-i Beyt ve İttihad İslam lazım. O iki şahıs, bir şair İslam'ı ihya edecek siyasi zat, ötekisi de askeriyeden çıkacak zat. Bunu zaten 3 tane zat olduğunu hem Emirdağ'da hem Sikey Tahsi Gaybiye'de söylüyor. İman hizmetini yaptı diyor. Kaldı 2 zat. O da şarka doğru, yani şark geçmişti değil mi? Evet. Geçmişti, o da askeriye manasında. Ordu kılıncını ayağına vurdurmaz, düşmanına vurdurur. Ağlayan alim İslam, İttihad İslam'la güldürür. Evet. Ben de o deryaya dalmak üzereyken uyandım. Risale-i Nur'da bu zatın bu rüyası laika değil. Laika olsaydı benim çok eskiden beri garibime gider. Sözler, mektubat, lemalar, şualar.
Bunların içerisinde lemalar, mektubat ve sözler, iman esasları işlenirken bu rüyanın yeri burası değil zahirde. Laikalarda Mirdağ ve Kastamonu'da olması gerekirken burada olması da çok manidar olarak görüyordum. Evet. Ama maşallah tebrik ediyorum ya, harika bir şey oldu, tevil oldu. Tevil demek zorlama anlamını anlıyorlar bazıları, onu da bil. Tevil demek kelam sahibinin muradını kelamdan istihraç etmekmiş. Evet, evet abi. Yani tevil... Hatırlarsanız abi, biz daha önce içtihatla alakalı ben bir cümle söylemiştim size, siz şaşırmıştınız. Mevzu münasebetiyle bir daha söyleyeyim. Şimdi içtihat ne demek? Normalde bir meselede hüküm vermek değil mi? Ayette, hadiste güya olmayan yani. Evet. Şimdi Hüsnü Hazretleri içtihadı şöyle tarif ediyor. Sözlerdi. Bakayım tam sayfasını söylüyorum. 482. Sözlerde şöyle söylüyor. Ben daha açayım da çok merak. Gene bakmıştık ama gene de merak ediyorum. Evet. 482 değil mi? Beşincisinde söylüyor. Halbuki şeriat semaviyedir ve içtihad-ı şeriye dahi onun ahkam-ı mesturesine izhar ettiğinden semaviyedirler. Bir dakika. Sen 482 dedin. Ha, orada tamam. Beşincisin abi. Orada beşi. Şeriat semaviyedir diyor. Ve içtihadı, yani şer'i içtihat neymiş? Onun ahkam-ı mesturesini izhar ettiğinden semaviyedir. Yani içtihat demek yeni bir hüküm ortaya koymak demek değilmiş. Cenab-ı Hak zaten her şeyi Kur'an'a koymuş. Yaş ve kuru Kur'an'da var. İnsanlar tarafından settar olmuş. Yani insanlar tarafından bilinmeyen hükmü insanların nazarına göstermek. İçtihat oymuş yani. Yani İmam-ı Azam'ın fikri değil, o ayetin içerisinde mana meratiplerinden bir tanesini üstüne açıyor. Evet, Allah'ın hükmüymüş. Allah o vermiş o hükmü yani. Evet, İmam-ı Şafii açıyor, Ahmet bin Hanbel açıyor, Malik... Evet. Yani şer'i içtihat neymiş? Cenab-ı Hakk'ın cinlerin ve insanların nazarında bilinmeyen hükmünü cinlere ve insanlara söylemekmiş yani. Şer'i içtihat buymuş yani. Yoksa ben böyle anlıyorum. Bence böyledir. Bu yanlış yani. Evet. Maşallah. Çok güzel. Yani Cenab-ı Hak bütün hükümleri koymuş. Biz diyoruz zaten yaş ve kuru Kur'an'da var. Nasıl o zaman Allah bir hükmü eksik bıraksın değil mi? Ya. Nasıl bir hükmü koymasın? Bütün insanların ihtiyacını nasıl unutsun yani? Allah Allah. Halbuki koymuş ama İnsanlar göremiyormuş, o müştehit imam, o Allah'ın koymuş olduğu, insanların nazarında gizli kalmış, hükmü gösteriyormuş. Yoksa ben böyle anlıyorum, bence bu böyle de dememiş yani. Evet. O yüzden semavi oluyormuş abi. Öyle, maşallah, çok güzel bu rüya işi yaptın. Nereden hatırına geldi bu rüyayı bir üzerine çalışayım diye? Ya yani şöyle oldu abi, birisi dedi ki ya Risale-i Nur'da bilinmedik, böyle ders yapılmadık bir yer var mıdır? Ben de yok herhalde, yapılmıştır diye. Zekai'nin rüyası dedi, hiç kimse konuşmamış, şey yapmamış, internetlerde falan da yok diye. Dedim ben bir çalışayım o zaman. Bir 3-4 gün çalıştım. Ondan sonra bu Zekai'nin rüyası abi, hani 28. Lama'nın 28. nüktesiyle de münasebetler çok yani. Orada şeytanlar taşlanıyor ya abi. Yani Zekai'nin görmüş olduğu rüya gaybden bir haber veriyor ya. Evet. Şimdi normalde gaybden haber getirirsen yani casus şeytanların rezmedilmesi meselesine münasebetler olarak, yani o Zekai'nin getirmiş olduğu mana insanlar tarafından veya cinni veya insi şeytanlar tarafından kabul görmeyebilir. Taşa tutulabilir yani. Öyle de bir mana var kendisinden sonraki şeyle münasebet olarak yani. Maşallah, güzel. Tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Aferin Murat. Çok güzel. Tamam, Allah razı olsun. Ben dedim bir şey yapayım abi. Gurur duyuyoruz senden. Elhamdülillah. İftihar ediyoruz.
Allah zihin açıklığı versin. Maşallah. Hakikaten çok güzel. Çok istifade ettim. Bilmiyordum ben. Çok ara sıra böyle arayın, istifade edin abi. Çok iyi. Çok iyi. Sen çalıştığın her şeyde hangi konudaysa beni ara, ben sana dönerim. Ben istifade edeyim senden. Tamam, estağfurullah abi. Yok Latife yaptım estağfurullah. Yok, çünkü kim nereye çalışıyorsa ona o daha yakın. Allah razı olsun abi. Tamam, kaybolmasın. Biz de istifade edelim. Tamam. Teşekkür ederim abi. Amin. İzmir'e de selam. Herkese selam ediyor. Aleykümselam. Allah razı olsun. Görüşmek üzere İnşallah. inşallah. Selamun aleyküm kardeşim. Aleykümselam. Maşallah.